Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Main'deki kodlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bir öğrenci kayıt uygulaması yapıyorduk. Kütüphane dosyamızdaki prototip fonksiyonlarımız ve yapımız buydu. Öğrenci kaynak dosyamızda ne yaptık? Giriş fonksiyonu yaptık, menüyü yaptık, yeni kayıt yaptık. Şunları bu video yapacaktık arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradan başlayalım. Kayıtlara. Kayıtlara kullanıcıdan bir isim soralım. O isim var mı? Varsa kaç tane var? Listeleyelim. O şekilde bir uygulama yapalım. Hemen printf diyeyim. Adını soracağım arkadaşlar direkt. Biz bu adı ne yapıyorduk? Giriş al fonksiyonuyla alalım. Şurada bir çağır aranan diye bir isim oluşturalım. 20 karakter yeterli. Bu aldığımız ismi aranan değişkenini tutalım. Şimdi tabi burada veri tabanından arama yapacağız. Veri tabanını bir arayalım. Veri tabanımız şurada en altta ne vardı arkadaşlar? Veri tabanında kaydet vardı. Buradaki fonksiyonları kopyalayayım isterseniz arkadaşlar. Bunun üzerinden gidelim. Tekrar şuraya kayıt ara kısmındayız. Yapıştırdım. Şimdi pointer'ımız olacak. Öğrenciler tekste dosyası A artı B değil, R artı B. Yani okuma binary formatında veri tabanı hatası olsun eğer ulaşamazsa bu dosyaya. Burada bunu yazma değil, okuma formatında açacağız. O1'e kaydet. Tabi bunu adım adım okuyacağız. O yüzden bir while oluşturalım arkadaşlar. While. Parantez açalım. Pardon. Küçük. Tekrar pardon. Parantez açalım. Buradaki şu kodu keselim. Şuraya yapıştıralım. While'ın şartı şu olsun. Eşit olmadığı sürece nula diyelim. Burada aradığımız isim varsa ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şurada bir değişken de oluşturacağım yukarıya. Gelelim. Integer sonuç 0 olsun. Varsa sonucu artıralım. Yoksa 0'da kalır zaten. Şimdi if diyelim. Kullanıcıdan bir aranan ismi aldık değil mi arkadaşlar? If diyelim. strcmf fonksiyonu bu işlemi yapar, karşılaştırır. Ancak bunun içinde bu fonksiyonu kullanabilmemiz için de şuraya girelim arkadaşlar. Bazı şeyleri eklememiz gerekiyor. Stdlib kütüphanesini ve string kütüphanesini bir ekleyelim arkadaşlar. Bunlar kullanılıyor duruma göre. Şimdi gelelim tekrar kaldığımız yere. Şimdi buradayız arkadaşlar. Kayıt aradayız. Burada strcmp'yi açacağız. Aranan O1'in içerisindeki ada eşit mi? Eşitse bu sıfır döndürür. Biz aradığımız kişi buysa isim olarak bunu ekrana yazdıralım. Printf diyelim. Şöyle yapalım. Yüzde S diyeceğim ama eksi %20 S diyeyim. Kaç tane değişkenimiz var? 5 tane. 2, 3, 4, 5 tane yapıştıralım. Virgül koyalım. Numara, ad, soyad, telefon, pardon önce adres, daha sonra da telefonunu yazalım. Tabi şurada bir satır başı yapsın. Hatta burada ekranı da temizleyelim. Şuraya geleceğim. Sistem, CLS ile bir en başta ekranı bir temizleyelim arkadaşlar. Şimdi aranan kişinin numarasını, adı, soyadı, telefon bilgilerini yazdırdık. Yani mesela ismi Ahmet girdi. Ahmet'ten kaç tane varsa yazsın. Şurada tekrar bunu kopyalayacağım. Bu başlığımız olacak. Yapıştıracağım. Artık şunları sileceğiz. Neyi yazdıracağız? O1'in içerisindeki O1 dediğim arkadaşlar genel bir değişken. Burada bunu bulduysa zaten diğer değerleri de yazabilir demektir. O1'in numarası, O1'in adı, O1'in soyadı, O1'in adresi, O1'in telefonu. Bunları yazdıralım. Tabi burada her iki isim varsa mesela Ahmet isminden iki tane varsa şu başlığı iki defa yazmaya gerek yok. O yüzden if diyelim. Şurada sonuç diye bir değişken oluşturduk ya arkadaşlar. Sonuç eşdeğer sıfırsa bir defa yazmaz bunu yazar. Diğer durumda şey yapmaz. Ancak sonucu artırmayı unutmayalım. Şimdi arkadaşlar buraya kadar aradığımızı bulursak ekrana yazarız. Pointer'ımızı kapatırız. Kayıt tamam değil de buna şey yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. If diyeyim. Şurada sonucumuz sıfırsa değil mi? Sıfırsa şöyle yapalım. %S isimli kişi
kayıtta bulunamadı diyelim. Yüzde dediğimiz şey olsun arkadaşlar, aranan olsun. Ancak diğer durumda else diyelim, burada bir parantez açalım. Yüzdese, gerçi else'den sonra parantez açmaya gerek yokmuş. Yapıştırayım, yüzdese isimli kişi kişiden isimli kişiden yüzde de adet bulundu diyelim. Yani burada aranan kişiden sonuç değişkenimizi yazarsak kaç adet olduğunu ekrana yazmış olacağız ayrıca. Tabi burada da bir satır başı yapabiliriz şunlara. Tamam arkadaşlar. Şimdi burayı bir görelim isterseniz. Tabi veri tabanımızı önceki örneğimizde yaptığımız zaman burada öğrenciler diye bir dosya oluşturdu ve içerisine gerekli kayıtları binary formatta kaydetti. Bizim anlayacağımız dilde değil tabi. Şimdi arkadaşlar önceki kayıtları da bulabiliriz isterseniz ya da yeni bir kayıt yapabiliriz. Bir bakalım duruma göre çalıştırıyorum. Şimdi önce bir yeni kayıt yapayım arkadaşlar. Bir yeni kayıt için numarası kaç olsun? 20 olsun. Adı Mustafa Yılmaz. Adres Kayseri diyelim. Telefonu şöyle 505-123-4 diye bir numara olsun. Kayıt tamam. Şimdi kayıt aramak için 2'ye basıyorum. İsmi. Mustafa diye biri var mı dedim. Enter'ladım. Bana Mustafa isimli bilgileri getirdi ve bu kişiden bir kişi olduğunu söyledi. Yani Mustafa Yılmaz'dan bir kişiymiş. Ben şimdi bir Mustafa daha ekleyeyim arkadaşlar. 1'e bastım yeni kayıt için. Bu da Mustafa Kaya olsun. Pardon yanlış yazdık arkadaşlar. Numaraya isim yazdık. Burada hata bir işlem yaptık. Numarayı şöyle yapalım. Bunu ben kapatayım arkadaşlar. Tekrar bunlar deneme amaçlı tabii. Şuradaki şu öğrenci tekst dosyasını silelim. Baştan yapalım. Şu an herhangi bir veri tabanımızda kayıt yok. Açıyorum. 1 diyorum. Gene aynı hata yapacağız. 10. Mustafa Yılmaz. Adres Kayseri. Telefon 505-123-4. Şimdi 2'ye basıyorum. Mustafa var mı? Evet var, bir tane dedi. Tekrar bir kayıt daha yapalım. 25 numaralı Mustafa olsun. Soyadı bu sefer Kayası olsun. Bunlar rastgele isimler arkadaşlar. Adres Hatay olsun. Telefonda 505-1020 gibi bir numara olsun. Şimdi tekrar arıyorum. 2'ye bastım. Mustafa diye biri var mı? Evet. Bu kez de 2 tane Mustafa olduğunu bana söyledi. Peki bir daha arama yapalım. Hasan var mı? Hasan isimli kişi kaydı bulunamadı dedi. Böyle bir kimse yok dedi. Yani aramamız bu şekilde. 0'a bastım çıktım. Devam edelim. Zamanı iyi kullanalım. Şimdi arkadaşlar kayıt arama bu şekilde. Sırayla gidiyoruz. Kayıt sil. Yukarıdaki kodu alayım arkadaşlar. Tabii kayıt sil biraz bunu sona bırakacağım arkadaşlar. Listeleyi yapalım isterseniz. Listeleyi şuradaki kayıt arama fonksiyonunun içeriğini kopyalayayım ben arkadaşlar. Kopyalayayım. Listelerin içerisine, yani burada listelede tüm kayıtları listeleyeceğiz. Şimdi listele fonksiyonu içerisinde ekranı temizle. Sonuç dursun. Aranan bir kimseyi aramıyoruz biz arkadaşlar. Ad sormayacağız. Pointer olacak. Gene okuma formatında RB. Veri tabanına erişemezse hata versin. Programı sonlandırsın. Okusun adım adım blok blok. Okunanlar ekrana yazsın. İlk kaydın başında başlık eklesin. Diğerlerini de eklemesin. İsimli kişi kaydı demeyelim. Burada öyle bir şey yapmayacağız. Şurada şu isimli demeyelim. Liste boş diyelim sadece. Liste boş diyelim. Eğer varsa da şurada kaç kişi olduğunu yazalım. İsim kullanmayacağız. %'de kişi kaydı bulundu. Listede diyelim ya da. Listede 10 kişi kaydı bulundu diyelim ya da var diyelim. Kişi kaydı var. Burada aranan diye bir şey yok. Şunu siliyorum sonuç dursun. Ancak şuradaki bir üstteki aranan da sileceğiz. Çünkü değişkeni kullanmadık. Şimdi burada listeleme tamam arkadaşlar. Varsa listeleyecek, yoksa liste boş diyecek. Bir bakalım. Burayı da kullanalım isterseniz, hemen çalıştırıyorum. Ne dedi? Aranan. Tabii şurada while'in içerisindeki if şartına takıldı. Şu if'leri silelim. Şurayı da sileceğim. Sonuç diye bir şey yok. Bunu da sileceğim. Yani if bloğunu dışa çıkarttık.
Bu şekilde tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Bir çalıştırıyorum. Ne dedi? Şurada herhalde fazladan parantez bıraktık arkadaşlar. Yo, fazla da bırakmamışız. Doğru. Sonuç. Nerede hata var? Sonuç artar. Sonuç diye bir değişkenimiz var mı? Var. Tamam. Bir hatamız var arkadaşlar. Listele fonksiyonunda bir hata var. Bir daha çalıştırayım. Sonuç. Şurada virgül kalmış. O dursun. Listede kişi kaydı var. Tamam. Liste boş. Bir daha çalıştıralım. Tamam. Bir tane virgül hatasıymış. Şimdi listele. 4'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bana şunu tabii bunu atlaması gerekiyordu. Mesela ilk Mustafa'yı yazdı. Daha sonra Marat diye başlık yazmasına gerek yoktu. Sonra daha diğer Mustafa'yı yazmış. Biz burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuradaki if'i gene koyacağız. Şöyle yapacağız. If diyeceğim. Sonuç eşit sıfırsa bir defaya mahsus başlığı yaz diyeceğim. Tamam, bu if gerekiyor. Bu başlığı bir defaya mahsus yazmamız için gerekiyor. Tekrar çalıştırayım. 4'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlığı bir defa yaptı. Diğer durumlarda atladı. İf'e takıldı. Şimdi yeni bir kayıt yapalım. 1'e bastım. Numarası 40 numaralı olsun. Saliha Şahin. Adres Konya. Telefon 505. Şöyle rastgele bir numara. Tamam. Şimdi 4'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Saliha'yı da en alta ekledi. Bilgileri burada. Ve ayrıca bana 3 kişi olduğunu söyledi. Şimdi neyimiz kaldı? Listeli tamam. Silme kısmına geçeceğiz. Önce tek kayıt silelim. Daha sonra tüm kayıtları silelim. Ya da tüm kayıtları silmek kolay. Onu yapalım isterseniz. Şöyle şurayı biraz indireyim. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Tüm kayıtları sil. Tüm kayıtları silmeden kastım arkadaşlar. Veri tabanımdaki şu öğrenci dosyasını sileceğim. Amacım bu yani. Onun için ne yapalım? Önce şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Char tercih diyelim. Tüm kayıtları silmek istediğinize emin misiniz diyelim. Şöyle bir parantezin içerisine E ve H gibi bir şeyler yazalım arkadaşlar. Yani emin misiniz diye soralım. Bu kişi bize bir tercih yapsın. Skanefli alalım bunu. Yüzde C diyelim. Tercih. Tercihin önüne adres operatörünü ekleyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi eğer silmek istiyor mu? Evet derse sileceğiz. Şöyle yapalım. Tercih eşit eşitse E'ye veya tercih eşit eşitse büyük E'ye. Bu durumda silmeyi burada yapalım. Ancak diğer durumda şurada else'ye girelim arkadaşlar. Bir else yapalım. Diğer durumda şöyle yapalım. Else'nin içerisinde printf silme işlemi iptal edildi diyelim. Şuraya gelelim. Tabi burada da gene ekranı şöyle bir sistem CLS ile ekranı bir temizleyelim. Şimdi tercih evetse, evet burada işimiz var. Tüm kayıtları sileceğiz. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Remove. Neyi sileceğiz? Bizim dosyamızın ismini öğrenciler.txt'yi sileceğiz. Tabi bu da şöyle bir sonuç döndürür. Silme başarılıysa int sonuç diyelim. Sıfır döndürür. Sonuç eşit sıfırsa printf kayıtlar silindi diyelim. Diğer durumda ise printf silme işlemi başarısız diyelim. Bir hata var yani silemedik. Kayıtlar silindi. Tamam böyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu an veri tabanımızda ne var? Bir tane öğrenciler diye bir text dosyamız var. İçinde 3-5 tane kayıt var. Burayı bir silelim isterseniz bir görelim. Çalıştırıyorum. Tüm kayıtları silmek için 5'e basıyorum. Tüm kayıtları silmek istediğiniz emin misiniz dedi. Hayır dedim. Enter'ladım. Silme işlemi iptal edildi dedi. Tamam o zaman tekrar yapalım arkadaşlar. 5'e basıyorum. Tabi burada da veri tabanına bir bakalım. Gördüğünüz gibi dosyamız duruyor. Buraya geldim. Evet dedim. E'ye bastım. Enter'ladım. Kayıtlar silindi dedi. Bir bakalım veri tabanımıza gidelim. Burada öğrenciler dosyamız kaldı mı? Kalmamış gördüğünüz gibi. Text dosyamız yok. Silindi. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir daha süreye bakayım. 14 dakika. Bitirmeye çalışalım isterseniz projeyi.
Şimdi ne kaldı? Tek kayıt silme durumumuz var. Bunun için ne yapalım? En yukarıya geldik, şöyle aşağıya doğru inelim. Kayıt ara, tamam. Kayıt sil. Buradayız. Şimdi kayıt sileceğiz ama bu kaydı kullanıcıdan soralım. O yüzden ne yapalım? Şuradaki kayıt aranın fonksiyonlarını bir alalım arkadaşlar, kodlarını. Kayıt ara kodlarını kopyalayacağım. Kayıt silin içerisine gelip yapıştıracağım. Burada ekran temizleyecek. Sonuç sıfır dursun. Aranan, evet. Gene arayacağız. Silmek istediği kişinin ismini soralım. Pointer ya da ismini sormayalım arkadaşlar. Çünkü isim birden fazla olur. Numarasını soralım. Numarasını soralım. Aranan. Burada onu aldık. Numara olarak aldık. Burada öğrencileri açtık ama burada iki tane pointer lazım bize arkadaşlar. Burada okuma formatında açtı. Tamam. Şöyle yapacağım. Bir tane daha şurada file pointer'ın yanına yedek pointer diye bir pointer oluşturalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi if'i de tekrar şu if'i kopyalayalım. Ctrl C, Ctrl V. Şimdi yedek pointer için yapalım. Bunun ismini yedek yapayım. Öğrenciler değil de yedek txt dosyası olsun. Bu da R değil W B olsun. Yani sıfırdan bir dosya oluşturacak. Veri tabanı hatası olur. Eğer böyle bir şey olursa, oluşturamazsa. Tamam. Şimdi iki tane pointer'ımız var. Tabii şunu da Y pointer arkadaşlar. Yukarıdaki de gerçek pointer. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldiyse tamam. Burada okuyacağız gene pointer'ımızı. Okuduklarımızı 7'ye atacağız. Tabii tek şartımız ne? Burada arananın şeyi ad değil, numaraya eşitse sıfır döndürür. Bu kişiyi almayacağız. O zaman ne yapalım? Şurada eşit değilse yapalım. Eşit değilse bu işlemi yap. Ne yapsın? Sonuç diye bir şey yok. Şunları da silelim. Şu dursun bakalım şimdilik. Şimdi burada yazma kısmını oluşturacağız. Şuradaki kodu kopyalayayım arkadaşlar. Kopyalayayım. Şuraya yapıştıralım. Bu okumayı Efrait diyelim. Yaz. Nereye yaz? Size of öğrenci. Evet. Yedek pointer'a yaz. Şurada okuyoruz arkadaşlar. Burada yazıyoruz. Dikkat edin. Öğrenci dosyasından okuyoruz. Yedek dosyasına kaydediyoruz. Sadece neyi kaydetmiyoruz? Kullanıcının sorduğu, aradığı numara varsa o numaralı öğrenciyi kaydetmiyoruz. Bu durumda if'e girmez zaten. Tabi bu sonuç değişkenliği şöyle yapalım. Bunu buradan keseyim. Öyle bir kayıt varsa silme olmuş demektir. Bunu şöyle yapalım. Şuraya else diyeceğim arkadaşlar. Parantez açacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şunu alayım. Yer değiştirdim. Fark etmez ama gene de böyle daha mantıklı olacak gibi sanki. Şimdi açıklayayım arkadaşlar. Şunu da sıfır diyeyim. Şimdi iki tane pointer oluşturduk. Daha doğrusu iki tane dosya var. Birini okuyoruz, birini yazıyoruz. Yedek dosyasına yazıyoruz. Neyi yazmayacağız? Kullanıcıdan aldığımız numara öğrenci dosyasında varsa onu yazma dedik. Ne yaptık? Sadece sonucu artır dedik. Kaç tane sildiyse. Daha sonra eğer bu if'e takılmadıysa else'ye girer. Burada yedek dosyasına kaydeder arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. Adım adım devam ediyoruz. Pointer'ı kapattım. Pointer'ımız iki tane olduğu için diğerini de kapatalım. Fclose. Yedek pointer'ı da kapatalım. Sonucumuz sıfırsa, yani şuraya hiç girmediyse silme olmamıştır arkadaşlar. O zaman ne diyelim? İsimli kişi kaydı değil de numaralı kişi kaydı bulunamadı. Yani silme işlemi olmadı demektir. Diğer durumda numaralı kişi silindi diyelim. Tabi burada silme işlemini yaptık ama şu işlemi de yapmamız gerekiyor. Dosyaların isimlerini değiştirelim. Yani remove diyeceğiz. Remove diyeceğiz. Burada silmek istediğim dosyanın ismi. Biz neyi sileceğiz? Öğrenciler txt dosyasını sil. Daha sonra ne yapalım? Rename diyelim. İsim değiştireceğiz. Burada eski isim, yeni isim. Eski isim yedek txt dosyasının ismini,
Öğrenciler text dosyası olarak değiştir. Yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Rename ile isim değiştiriyoruz. Remove'la dosyayı siliyoruz. Yani buralar sonuç buralar geçtiyse, işlem gerçekleştiyse bize bir sonuç itibariyle bir mesaj verecek. Yani kişi kaydını da bu şekilde silmiş olacağız. Bir açalım bakalım. Şimdi çalıştırıyorum ben arkadaşlar. Bir kayıt ekleyelim. Zaten şu an veri tabanımızda herhangi bir dosya yok. Sildik çünkü. Tüm kayıtları sildik. Bir diyorum. Bir numaralı Saliha Şahin Konya 505-123. Tekrar bir kayıt daha yapalım. İki numaralı Beyza. Adres Konya olsun. Telefon 505-1020. Şimdi listeleyelim tüm kayıtları. 4'e basıyorum. 2 tane kaydım var. Bir tane daha yapalım. 1 dedim. 3 numaralı Mesut Şahin. Adres Hatay. Telefon 555-1234. Tamam. Şimdi tekrar listeliyorum. 3 kişimiz var listede arkadaşlar. Biz bunların birini silelim. Kimi silelim? Beyza'yı silelim. Beyza'nın numarası 2 numara. Şimdi zaten numaralar 1, 2, 3. 3 tane numara var. Kayıt silmek için 3'e basıyorum. Numara. 5 numaralıyı sil. 5 numaralı var mı? Yok. Enter'ladım. 5 numaralı kişi kaydı bulunamadı dedi. Tekrar 4 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi numaralarımız 1, 2, 3. 4 veya 5 yok. Biz 2 numaralı Beyza'yı silmek istemiştik. O yüzden 3'e basıyorum. Silmek istediğin numara 2 numara. Sil dedim. 2 numaralı kişi silindi dedi. Bir bakalım 4 ile listeleyelim. Gördüğünüz gibi 1'den 3'e geçiyor. Ortadaki Beyza'yı sildik. Kayıtları bu şekilde silebiliriz arkadaşlar. İsterseniz diğerlerini de silelim. Mesela Mesut'u da silelim. Kayıt silmek için 3'e basıyorum. 3 numaralı kişiyi sil dedim. 3 numaralı kişi silin dedi. 4'e basarak listeliyorum. Sadece Saliha kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi kayıt arama arkadaşlar onu gördük ama bir daha yapalım isterseniz. Kayıt aramak için 1'e basıyorum. 1'e bastığım zaman yeni kayıt geldi. Bir tane kayıt yapalım artık. 5 numaralı. Salih olsun. Kan olsun soy ismi. Adresi Ankara. Telefonu şöyle 505. Şöyle bir rastgele numara yazdım. Tamam. Şimdi 4 ile listeledim. Burada 2 tane Salih var. İsimleri Salih, soy isimler farklı gördüğünüz gibi. Kayıt ara dediğim zaman arkadaşlar ben Salih'a yazarsam ikisini de bulur. Ve bana da der ki 2 kişi var bu isimde der. Ancak kayıt sileceğim zaman numarasına göre siler. Silelim isterseniz baştaki Salih'i silelim. O yüzden kayıt silmek için 3'e basıyorum. 1 numaralı kişiyi sil diyorum. 1 numaralı kişi silindi. 4'e basıyorum. Gördüğünüz gibi sadece 5 numaralı Salih'a kaldı. Şimdi listelememiz bu şekilde. Tüm kayıtları silmeyi yapalım isterseniz. Tüm kayıtları silmek için 5'e basıyorum arkadaşlar. Silmek istediğiniz emin misiniz? Hayır diyorum. Silme işlemi iptal edildi dedi. O zaman listele göster bana. Kayıtlar duruyor mu? Evet. Zaten bir kaydım var. O da Saliha. Tüm kayıtları silersem veri tabanını tamamen temizliyordu arkadaşlar. Çıkış yaparsam program sonlanıyordu ve uygulamayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İki videoda bitirdik arkadaşlar. 23 dakika olmuş. Kodları baştan sona göstereceğim ve videoyu bitireceğim. Arkadaşlar şimdi buradaki öğrenci diye bir modülümüz var. Tüm kodları buraya yazdık. Modülümüzün içerisindeki fonksiyonlarımız bu şekilde. Fonksiyonları adım adım açıkladık. Ekleme, silme, listeleme, tüm kayıtları silme gibi seçeneklerimiz var. Tabi bu fonksiyonların prototiplerini kütüphanemize oluşturduk. Yani buradaki fonksiyonların prototipleri tamamen burada. Bir de yapımız var. Biz main'e geldiğimiz zaman sadece giriş diye bir fonksiyonu çağırdık. Bu giriş fonksiyonu neydi arkadaşlar? Öğrencinin içerisinde, kaynak dosyasının içerisindeki şu fonksiyonu çalıştırdı. Bu da kendi başına menü fonksiyonunu çalıştırdı. Değil mi? Bu şekilde dallanarak programı kullandık, işimizi gerçekleştirdik. Bu uygulama bu kadar arkadaşlar. Modüler C yapısıyla öğrenci kaydı uygulaması yaptık. Herkese iyi çalışmalar.